Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme lekel hamdu kema yenbagi. Min celali vecihike vel azim sultanik. Hop, Kadir keçesi hakkında, Kadir surası var. Şu sura hakkında az yine tefsiratlar, tefsir hakkında sıfatlaşı bu sayı maksatıya muhafım olan ezdi. İnne enzelnâhu fî leyletil qadr ve mâ edrâke mâ leyletil qadr leyletil qadri hayrun min elfi şehr tenezzelul melâiketu ve ruhu fîhâ biizni rabbihim min kulli emr selâmun hiye hattâ matala'in fecr. Demek Kadr surası, yani şu ayet kerimelerden ibaret, 5 ayetten ibaret Kadr surası. يخبر الله تعالى أنه أنزل القرآن إن أنزلناه في ليلة القدر هي ليلة مباركة التي قال الله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر ليلة مباركة. Demek Allah Azze ve Teala إن أنزلناه في ليلة القدر biz ليلة القدر de nazil kıldı dedi Allah Teala. ليلة القدر ليلة كن ديتا ليلة كن degani Kadir keçesi fakat kire tutmaz, onu küniyen muhumdur. Fakat kıyamımız siyamiyen muhum. Leyladır Kadir keçesi küniyen kadirli bolar. Yani kadir diyen söz var. Kadir diyen ne demek diyen ise hiye mübarakam diyen. Yani barakatli küllerge, dakikalerge kadir diyen. Kadirli narsa diyen cüde kıymet baha, berekeli narsanı kadirli dediğimizde. Ve odatda aksariyat insonlarda bo'lmaydigan xos narsa qadrli bo'ladi. Ya'ni dunyoda qimmatbaho, kamchilik insonda kamyob narsalar qadrli bo'ladi. Ko'p bo'lsa bu qadrsiz bo'ladi, o'zini-o'zi ko'p bo'lgandan keyin tabiiy ravishda uni qadri tushadi. Kam bo'lganligi uchun qadrli. Misol uchun bitta savol qiynab kelardi, shu qachon qiynardi. 5 mahal namozga keladigan odamlarda o'zini darajasi bor, safi bor. 1 saf turib, 2 saf turib, 3 saf turib, 4 saf turib, 5 saf turib. Ha? Boring keling, Bomdoddan Xuftonda xonaqoni yarmi tug'iladi. 5 mahal namozga keladigan odam, bu ham Bomdoddan Xuftonda tug'iladi. Aksariyat holatlarda. Juma kunlarida bu xonaqo tashqari hovli qismi to'ladi. Jumaga keladigan odamlarning o'zining darajasi bo'ladi. Endi hayit namozga keladigan odamlarning o'zining darajasi bor-da. Hayit namozga namozga kelmagan odam qolmaydi o'zi xalqimizda. Aksariyat namoz o'qiydigan odam ham, namoz o'qimaydigan odam ham, umuman dindan yiroq odam ham, musulmon inson zoti borki, namozga, hayit namozga keladi. Bu faqat bizning yurtlarda emasda, hayit namozi jamoatda ko'p bo'lishligi faqatgina bizning yurtda emas, boshqa yurtlarda butun musulmon jamiyati borki, yer yuzidagi musulmonlar borki, hayit namozga juda ham bir e'tibor qilinishadi. Lekin fiqhiy jihatdan olib ko'rsangiz, hayit namozi vojib, oddiygina vojibdi. Uni qazosi ham yo'qdi, vojib. Jumalar farz qolib ketyapti. Allohning bitta farzi qolib ketyapti. 5 mahal farz qolib ketyapti. Lekin yilda 2 marta keladigan hayit namoziga odamlar intiq bo'ladi. Hayit qachon? Hayit qachon? Miyazi ega olaveradi, qatig'ini chiqarib yuboradi. So'ravoradi-da. Hayitga hamma ishtiyoq, oshiq, mushtoq bo'ladi. Nimaga endi farzlar bir chekiga surilib qoladi, odamlar hayit namoziga intiladi degan savol qiynadi. Asnogina bunda qazosi ham yo'qda, hatto hayit namoziga kech qoladigan bo'lsak, tayammum bilan borib o'qisang ham mayli deydi. Tahorat bo'lish ham shart emas deydi. Uni vaqtidan o'tib ketib qolsa qazosi ham hech narsa emas hayit asnogina. U hayit namoziga kelgan odamlar aksariyati savob olmasdan ham ketadi. Savob kimga bo'ladi? 30 kun ro'zani tutgan odamlarga oylik berilganda gapdi. Shundayki masjidga kelib ketadi ham xolos. Namoz o'qimasdan ketadigan odamlar ham bor-da. Namoz o'qib bo'lyapmiz, bir qancha jamoat kirib keladi misol uchun hayitda. Ko'pchilik ko'rganmiz. Odamlar nimaga hayit namoziga bunchalik e'tiborli bo'lishadi? Sababi bitta. Hayit yilda 2 marta kelganligi uchun. Juma har haftada kelaveradi-da. Namoz har kuni 5 mahal aylanaveradi. Bir kunda 5 mahal farz namoz, juma haftada 1 marta. 5 mahal namozdan juma qadrli, chunki haftada bir kun kelganligi uchun-da. Hatto jumadan ham hayit namozi qadrli. Nimaga? Yilda 2 marta kelganligi uchun-da. Juda oz bo'lganligi uchun odamlar intiladi. O sportchilar bir gap bor-ku, boks bo'yicha jahon chempioni bo'lgandan ko'ra deydi, futbol bo'yicha jahon chempioni bo'lgan mashhurroq deydi. Nimaga desa, u har yili bo'ladi-da.
boks bo'yicha jahon chempioni. A bu chi to'ringlar bilmatta bo'ladi. Oz bo'lganligi uchun mashhurroq, ommaroqda. Qadr degani shunaqangi kam topiladigan, juda kamyoq narsalarga muborakli, barokatli narsaga aytiladi. Muborak degani Alloh taolo beradigan ajrni, mukofotni ko'paytirib bersin degan, ziyodalik degan. Jumangiz muborak bo'lsin degani juma kuni beriladigan ajrlar, mukofotlar sizga ko'paytirib berilsin degan. Bunda hech qanaqa karohati yo'q. Oddiygina duoda bu. Jumangiz muborak bo'lgan degan gapdagidan duo bor. Jumangizga Alloh taolo jumaga beriladigan ajrlarni, mukofotni Alloh taolo sizga ziyodasi bilan bersin, ko'paytirib bersin degan. Misol uchun muborak degan so'z. Mana shu, demak, qadr degani Laylatul Qadr degani muborakli kecha degani. Muborakli kun degani, muborakli tun degani. Alloh barakalarni ziyoda qiladigan, ziyoda qilib beradigan, juda ham kam topiladigan qadrli kecha degani. Kamyob kecha degani. Mana shu Laylatul Qadr kechasi Shahru Ramadon alladhi unzila fihi al-Qur'an qala ibn Abbas anzalallohu al-Qur'ana jumlatan wahidatan min al-lawhi mahfuz إلى بيت العزة من السماء الدنيا ثم نزل مفسلا بحسب وقاع من في 23 سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى رمضان أيدا ليلة القدر كيشسدا دنيا أسمانية قرآن لوح المحفوظ نازل قل بر كيشدا أتصبار قرآن دنيا أسمانية تشكل Şu 30 para Kur'an 23 yıl mobayni keyin bo'linib, bo'linib, bo'linib payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga nozil bo'ldi. Demak, Laylatul Qadr kechasi Ramazon oyida Alloh taolo Qur'onni dunyo osmoniga tushirgan, Lavhul Mahfuzda. Wa ma adraka ma Laylatul Qadr. Laylatul Qadrni nima ekanligini sizlar qaydanan bilardilaring, dedi Alloh taolo. Ya'ni Alloh taolo ilm berishlik borasidagi odobi shunaqaki avval savolni beradi, savolga o'zi javob beradi. Misol uchun Ramazonda savol javob qildik. Savol javob qilishlikdan maqsad odatda ilm berish. Ya'ni nimanidir o'rgatishda. Bunda kimnidir kamsitish, kimnidir g'olib qilishlik, kimnidir mag'lub qilishlik, o'zimizni ko'rsatishlik, siz undaysiz, siz bundaysiz deyishlikdan maqsad yo'q. Savol javob qilishlikdan maqsad odamlarga nimadir berishlik. E'tibor qiling, e'tibor qilayotganingizda xuftondan oldin suhbat bo'ladi. Va 4-chi tasbihda savol javob bo'ladi. Savol javob yaxshi esda qoladimi yoki suhbat esda yaxshi qoladi? Shunaqa, inson zoti shunaqada savol javobni yaxshi eslab qoladi. Hammamiz shunaqa. Tabiatan shunaqada bergan savolni javobini eslab qolamiz. Savol javob bo'lgan vaqtda, munozara bo'lgan vaqtda inson tabiiy ravishda yaxshi eslab qoladi. Eslab qolishlik uchun savol javob qilinadi xolos. Alloh subhanahu va taolo ham bir narsani ilmini bermoqchi bo'lsa, o'sha narsani savolini beradi. Va ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadr kuni qanaqa ekanligini sizlar bilasizlarmi deydi xolos. Bilasizlarmi deydi, savolni beradi inson erkak va o'zi javob beradi. Laylatul Qadr khayrun min alf shahr deydi. Bu Laylatul Qadr shunaqa kechanki, 1000 oydan yaxshiroq deydi. 80 yillik ibodatdan yaxshi. 80 yillik ibodat qaydayu, bir kecha qilingan ibodat qaydami? Bizni umrimiz uzoq emas. 60 yildir, 70 yildir. Qolgan ummatlarga qaraganda ular 10 asrda 1000 yilga yaqin yashadi. Bizdan oldinga o'tgan, bizdan oldingi yer yuzida yashab o'tgan insonlar bizdan ko'p yashadi. Lekin biz oz yashaymiz. Juda borsak 100 ga boramiz-da. 100 ga borib qolgan odam o'lib qolsa to'y o'layapti-da hozir. To'yda haqiqatda. Un janozasiga e'tibor qilsangiz, ko'pchilik xursand bo'lib yuradi. Biz ham shu yoshga yetaylik deydi-da, 100 ga borishi katta narsa-da baribir. Juda borsak 100 ga boramiz-da. Ko'p emas. 90 ga borib qolgan ham qarsak cho'layapti-da hozir. 90 ga borib qolganligi uchun. Yashagan bo'lsa 90 yil yashaganda hech qancha muddat emasda 10 tadan 9-sida hech narsa emas. Hech narsa emas. Oddiygina 90 yil, bir asr ham emas, bir pasda o'tib ketadi. Uni ham ko'z ochib yumguncha deydi 90 kirib qolgan odam. 100 ga kirib qolgan ham ko'z ochib yumguncha deydi. Kechagina sizga o'xshagan yigit edim deydi. Bir pasda umri o'tib ketdi uni. Lekin biz uchun ko'p ko'rinadi. 100 yil yashasak ham oddiygina 100 yil xolos bu. Hech narsa emas. Alloh taolo bu ummatga shunaqa vaqtlarni, saodatni berganki, bu ummatni ko'p yashatmadi. Yer yuzida biz 10 asr, 1000 yil yashamaymiz, 700 yil ham yashamaymiz. 100 yildan oshiq yashaydigan odamlar juda kam bo'ladi, lekin bu ummatga ba'zi bir kechalarni berdi. Shu kechalar bilan
qancha savoblarni 100 yillik, 80 yillik, 90 yillik savoblarni topib ketish imkoniyatini berdi. Uzoq umr bermadi-yu, lekin uzoq yilda topiladigan narsani bir kechada topib ketish imkoniyatini bergan. Ummatning afzalligi shunda-da. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. من أشوف كيف تدريد الله سبحانه وتعالى فرشت لها يعني فرشت لها يتنزلون مع تنزيله البركات ورحمته أزلر بركة رحمة لها نعب تشهد فرشت لها شو درجة كوب تشهد دنيا أسمان دي أسمان دي هم فرشت لها تشهد وفرشت لها پاتشاه بوين Jabroil alayhissalom ham tushadi. Tanazzalul mala farishtalar tushadi. Va ruhu fiha va ruh ham tushadi. Ruh nima desa Jibril alayhissalatu vasallam. Ya'ni hamma payg'ambarlarga vahiy olib tushgan. Qur'onni nozil bo'lishiga sababchi bo'lgan, Qur'onga xizmat qilgan zot. Jabroil alayhissalatu vasallam ulug'ligi nimada? Boshqa farishtalar bor. Jabroil alayhissalomga büyük, Allohga yaqin bo'lgan farishtalar bor, lekin Jabroil alayhissalom ulug, büyük, maqomi ulug farishtalar ichida. Nimaga desa, Qur'onga xizmat qilganligi uchun ulug. Shuning uchun Qur'on nozil bo'lgan kechada shaxsan Jabroil alayhissalotu vasallamni shaxsan o'zlari ham tushadi. Hamma farishtalar ham tushadi, Jabroil alayhissalotu vasallam ham tushadi. Men kulli amr Alloh taoloning amri bilan, ya'ni shu kechada insonlarning taqdiri o'zgaradi. Bu kechada qilingan duo ijobatligi ham sizni kelajakdagi hayotingizga o'zgartirib yuborishi mumkin ekanda. Taqdir o'zgaradigan, qadar o'zgaradigan narsa. Qadar hech qachon o'zgarmaydi. Peshonaga yozilgan narsani qochib qutulib bo'lmaydi, lekin ba'zi duo o'zgartirib yuborar ekanda. Shu qadarda peshonaga yozilgan narsani o'zgartirar ekan. Shu kechalarda peshonaga yozilgan narsani o'zgarib ketishi mumkin bo'lgan kechalar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Va bu kechada to tong otguncha deydi, tinchlik, xotirjamlik, sakinat bo'ladi. Qadr kechasining alomati, Qadr kechasi kun ham tinch bo'ladi, xotirjam bo'ladi, sakinat bo'ladi. Qalbingizdan his qilasiz buni. Qalbingiz his qiladiki, bugun Laylatul Qadr kechasi ekanligini. Shunaqangi tinch, xotirjam, hatto tuni ham xuddi shunaqa bo'ladi. Ulamolar ba'zi ulamolar aytadiki, hatto itni vovullagani ham eshitmaysiz. Shu darajada sakinat bo'lar ekanda, itni vovullagani ham eshitmaysiz. It ham vovullamaydi. Hatto it ham vovullamaydi. Kechasini akillab chiqadigan it ham vovullamaydi shu kechada. Salamun hiya hatta matla'il fajr. To bomdod vaqtigacha tinchlikda, xotirjamlikda, sakinatda bo'ladi deydi Alloh taolo. Sakinatligi shu. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت ليلة القدر فأنسيتها وهي من العشر آخر من ليالها هي طلقة ملجة فأمر صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله رضي الله عنه روات قليلا حديثة ورحمة قدر أركي ليلة القدر كتاسا قيس كندة إكاليين سلالي أتماخشين من دلال قيس كندة إكاليين أتماخشين لكن Unsiyituha esdan chiqarilgizdim dedilar. Ya'ni Rasulullohni eslaridan chiqib qo'ygan. Ya'ni Alloh taolo esdan chiqargizdi. Ya fi ashri awakhiri min layaliha hi talqatun bulajatun. Va shu Laylatul Qadr kechasini Ramazonda oxirgi 10 kunligida toh kunlardan qidiringlar dedilar. Ya'ni 21-chi kecha bo'lishi mumkin, 23-chi kecha bo'lishi mumkin, 25-chi kecha bo'lishi mumkin, 27-chi kecha bo'lishi mumkin, 29 bo'lishi mumkin. Toqlardan bittasida. Lekin bizda odatimizda, urfimizda Laylatul Qadr deganda odatda 27-chi kecha shakllanib qolgan. Bu ham bekorga emas. Chunki bizdan oldinga o'tgan tajribalarda juda ko'p sinalgan narsa Laylatul Qadr kechasining alomati shu 27-chi kechada topilgan. Bu ham o'zingizga aytilmaganda, shunchaki gap emas bu. Taxminan emas, asosga ega bo'lgan narsada. O'sha oyat karimalarda Laylatul Qadr, Laylatul Qadr, Laylatul Qadr 3 marta Laylatul Qadr keladi. O'sha harflarni sonni qo'shib chiqsangiz 27 chiqadi. Shuni hisobiga ulamolar shu 27 kecha eng yaxshi, eng to'g'ri degan. Endi bir inson 21-chi kechada ham ixlos bilan, muhabbat bilan Laylatul Qadr topaman deb harakat qilyapti.
O için Laylatul Qadr. Kimdir 23'ga harakat qilyapti. O için qadr, haqiqatda qadr. O'sha kunda Alloh taolaning duosini ijobat qilaveradi. Shunga qodir bo'lgan zot. Kimdir 25 qilyapti. Norozi bo'lsin. O'sha kun Laylatul Qadr uchun. Kimdir ixlos bilan, muhabbat bilan bugun Laylatul Qadr 27 kutyapti. U uchun Laylatul Qadr. Kimdir 29 yapti. Hammaning o'ziga yarasha dalili bor, hujjati bor. O'sha to'q kunlarning bittasida. O'sha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda esdan chiqarilishi ham ne'matda o'z aslida. Ne'mat aslida. Misol uchun aytaylik, 27-chi kecha Laylatul Qadrligi aniq, tiniq. Hech qanaqangi to'q kunlar ham emas, boshqa ham emas, 27 kun aniq, hech qanaqa shak shubha yo'q. Nima bo'lardi? 27 kun shukuni ibodat qilardik, 21-da, 23-da, 25-da sekin uxlab o'taverardik-da. Endi Laylatul Qadrni topay deb qolgan kunlardan ibodat qilyapsa, demak, kunni esdan chiqarishlik inson uchun ne'mat ekanda. Duoni qachon qabul bo'lishini bilmaymiz, shuning uchun qilaveramiz. Allohga duo qilaveramiz-da. Mana bu vaqtda, mana bu soatda duoing qabul bo'ladi desa, o'sha vaqtda duo qilamiz-da, qolgan vaqtda Allohni zikridan uzoqroqda bo'lamiz. Endi duoni topishlik uchun, duo qabul bo'ladigan vaqtni topishlik uchun biz har kuni, har daqiqada, har soatda muborak daqiqalarda Allohga duo qilamiz. Bu rag'bat, qiziqtirish ma'nosi bo'ladi. Shuning uchun Laylatul Qadr kechasi ham qaysi kunda ekanligi noma'lum, lekin juda ko'p ulamolar 27-ga deganlar. Yashirishlik ham, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam unutib qo'yishlik ham biz uchun ne'mat ekanizi. Ne'mat bu aslida. Xo'p, bu Laylatul Qadr kechasidagi aytiladigan gaplar. Endi Laylatul Qadr kechasida qilinadigan ba'zi tavsiyalar bor, lekin maxsus bir tavsiya yo'q. Aytaylik, o'qiladigan 2 rakat namoz, 4 rakat namoz, aytiladigan zikrlar bu bir xos narsalar yo'q. Ba'zi ulamolar aytishadi, bunlarda ham o'ziga yarasha dalillari bor. 2 rakat namoz var, 1 rakatga Fatiha, Ixlos surasi 7 marta, Fatiha, Ixlos surasi 7 marta. Buni tavsiya qilganlar, yoki 4 rakatlik namoz bor deganlar, Zam sura qilishlik, Ixlos surasini o'qishlik to'g'risida ko'p ulamolarning tavsiyalari bor, lekin ulamolar aytishadiki, hech qaysi Laylatul Qadr kechasida aytilgan, tayinlangan xos ibodat yo'q. Hamma qo'lidan kelganicha, toqati yetgancha Allohga ibodat qiladi. Hech kimda mana bu ibodat qilasin deb majbur qilinmaydi. Kimdir namoz o'qiyapti. O'qursin, marhamat. Marhamat, xohlagancha namoz o'qisin, ertalabgacha namoz o'qisin. Hech kimga qarshilik qilmaydi. Kimdir Laylatul Qadr kechasida Allohning kitobini, Qur'onni ochib o'qiyapti. Marhamat. Norozi bo'lsin, o'qursin. Kimdir o'tirib subhanalloh, astagfirulloh, Allohga zikr etyapti. Kimdir kitob o'qiyapti. Kimdir yana boshqa ish qilyapti. Xullas, Alloh taolaning zikri bilan mashg'ul bo'linsa bo'ldi. Hamma o'zining toqati yetgancha. Xohlagancha namoz o'qing, xohlagancha Qur'on o'qing, xohlagancha duo qiling. Allohga nima maqbul keladigan bo'lsa, Alloh nimani yaxshi ko'rsa qiling. Qalbingiz nimani xohlagan bo'lsa qiling. Ko'ngil nimani tusaydigan bo'lsa qiling. Namoz o'qishni xohlaydigan bo'lsangiz marhamat. Qur'on o'qishni xohlaydigan bo'lsangiz, bilsangiz marhamat Xudoning kalomini oching. Qur'on nozil bo'lgan kecha bu. Mayli, qo'lingizga tasbihni olib Allohni zikr qiling. Subhanalloh deng, alhamdulillah. Nima qilib bo'lsa ham Allohga yaqinlashing. Nima qilib bo'lsa ham duo qiling. Shunaqa g'animat, muboraklik kechalar. Xo'p, endi azizlar, odatda 4-chi rakatda tasbihda savol-javob qilardik. Ko'pchilikda bir savol qo'yda bo'ldi. Bugun skuterda o'ynaymizmi, skuterga savol-javob o'ynaymizmi degan savol paydo bo'ldi. Skuterga savolni 22-chini o'ynaganmiz. Ramazonni boshlaganda. Bugun savol-javob qilmaymiz. Bugun savol-javoblarning natijasini e'lon qiladigan kun. Ya'ni adolatsizlik bo'ladi qaysi ma'noda? Bitta odam 27 kun savol-javobga qatnashadi, bitta odam 1 kun qatnashib kelib, skuterni minib kelsa edi, alam qiladi. Shuning uchun azizlar, o'zi odatimiz bor, odatimiz shunaqa, ko'p joylarga borsam aytaman. Meni gapim ma'qul kelmaydigan bo'lsa, meni ishim ma'qul kelmaydigan bo'lsa, baraka topib o'sha yerda aytgin. Mana mikrofonni beraman. O'sha yerda aytgin. Endi tashqariga chiqib ketgandan keyin orqadan gapirmagin. Bu orqaning ishi bo'ladi-da. Kimgadir ishimiz yoqmaydigan bo'lsa, marhamat aytsin. Qayerga borsam aytaman. Gap to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, gapim xato bo'lgan bo'lsa, ayting.
Endi ma'ruza tubab, suhbat tubab tashqariga chiqqandan keyin shuni bekor qildilar, undaydi, bundaydi desa, endi bu erkakning ishi bo'lmaydi. Endi haqiqat ham shu aslida. Skuter qachon qo'yilgan? Skuter taroyihda birinchi kuni qo'yilgan. Adolat bo'ladiki, to'g'rirog'i bo'ladiki, kim ko'proq qatnashgan bo'lsa, kim savolni ko'proq javob topgan bo'lsa, o'shaniki. Beramiz albatta, hech qanday shaksh yo'q. Meni mashinam bor, skuter kerak emas. Endi ayga Spark olaman, qo'yinglar. Kerak emas, unaqa skuterda yurib. Endi imom ona skuter desa g'alati emasmi-kan? Nima deysiz? O'zimiz turamiz bo'lsa. Yo'q. Shunaqa. Xo'p. Azizlar bir ish qilsak, ma'qul kelsa, gapimiz ma'qul kelsa, agar e'tiroz bo'lsa, faqat odob bilan, axloq bilan aytsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki masjidda turganligimizni unutmaylik. Ham oxirgi kechalar, hammamiz ham charchaganmiz, biz ham charchaganmiz. Chunki 27 kun ma'ruza qilish oson emas. U qancha kitob ko'rish kerak, qancha gapirish kerak. Siz jamoatga qarab turib gapirish oson emas aslida. Juma o'tib ketadi, tarayoq o'tib ketadi. Buni charchog'ini o'zim bilaman-da, o'zimiz bilamiz-da. Shuning uchun charchaganmiz. Odobga axloqqa rioya qilaylik azizlar. Xo'p. Savollarga savollar ma'qul keldimi? Ma'qul. Javoblari ma'qul keldimi? Hech kimda savol javob to'g'risida e'tirozi yo'qmi? Tushunmagan javoblaring bo'lsa aytinglar. Samimiy aytyapmiz, odatimiz shunaqa, kimda e'tirozi bo'lsa marhamat, qabul qilamiz. Bundan keyin ham odatimiz shunaqa bo'lib qoladi. Kimdir suhbatimizdan, bizning yurishimizdan, turishimizdan e'tirozi bo'lsa kirib aytsin. Lekin orqadan gapirmasin. Marhamat, yuzimizga aytsin, "Sanda shunaqa aybing bor, shunaqa xatoing bor" desin, qabul qilib olamiz. Shuningcha sabrni ham Alloh beradi. Savollar va javoblar ma'qul. Xo'p. Kimlar Qur'on oldi? Qur'on olganlar bormi? Bitta, yanachi. Ikkita. Qur'on olganlar, uchta. Necha marta olgansizlar Qur'on? Bir martadan Qur'on olgansizlar? Bir martadan Qur'on olgansizlar. Yaxshi, bir martadan Qur'on olganlar uchta. Demak, uchta to'g'ri javob topilgan. Shundaymi? Bittadan topgansiz. Bittaki ikkita. Ha. Yer bo'lsa bo'lmaydi. O'tkaylik emas, buyuringiz. Demak, eshitamiz azizlar. Xo'p, hozir ketyapmiz. Bittadan Qur'on olgan odam 3 ta, ya'ni bittadan savolga to'g'ri javob topgan degan. 2 ta Qur'on olgan, 2 ta savolga to'g'ri javob topgan odam kim? Kim? Yana kim bor? Keng. Ikkitaga javob bormi? Ya'ni ikkitaga sherik bormi? İkitege Şerimon, Keloy. Üçtege Çi. Kim üçte Kur'an aldı? Kim üçte Kur'an aldı? Üçte savolga doğru cevap topgan. Demek ikitege hem rakabet yok. Biz de katıklı yapıp bizden ama da. Demek iki tane savolga doğru cevap topgan, iki tane Qur'on olgan. Bu kişiye rakabatçı yok. Rakabatçı yok. Yok, hakikaten yok değil mi? Yok. Hop, skuterde vereyim, vermeyeyim mi? O şengi pulu yalıyor o biz mi? Oldu, yaş, muhariyem olsun. Yaxshi, Alloh taolo muboraklik qilsin, barokatli qilsin. Yaxshi kunlarda, vaqtlarga, daqiqalarga Alloh taolaga xizmat qilish nasib qilsin. Xo'p. Aytganimizdek, bu yil o'tdi, savol-javob ham shu bilan tugaydi. Yana yilga yaxshiroq harakat qilinglar. Savollar juda murakkab emas. Ya'ni meni nazarimda juda murakkab emas, faqat ilmiy javob kerak.
Namazı namaz bu mesleğin bilemez. Namazı, assalamu aleyküm, assalamu aleyküm, namazlar, salamlar, elmeşip kalırken olsa namaz, namaz bu mesleğin hemen bilemez. Çünkü düşünüp durdu bu nesel. Lekin şer'i delil ki. Şer'i delil ki. Şer'i delil mi bu? Her kişinin de bu deli. Şunu ispatla bir iş gerek, halas. İspat gerek, delil gerek. Kuru gel bile su içmeydiğini halkımız. Şunun için az yine ilim alışı hareket edelim. Kup rahat tefsir edelimiz. Yine gireyim inşallah. Kifaya kitabını kup okuyalım. Hiç bu manyetlerde Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf işte kitabı kifayenin bir ikisini üçünü okup çıksana. Belirlenen savallar çıkardı cevap. O savallı Arapça kitaptan kıdırmayız. Şu demedi, o bir kitapta atsayız saval çıkardı. Adli savallar, cüdeye mi adli? Dar o toplasa kere diye manada çıkardınız aslında. Lekin aynen uğradı, aynen uğradı. Şunun için azından az yine ilim alışkın hareket kılaydı. Az yine basayım, az yine kitap okuşu hareket kılaydı. Şunun için telefon çıkardı, şunun için televizyon kılaydı, şah çıkmadı da. Biz yem çıkmaydı, biz de ballarımız yem çıkmaydı. Şunun onunla ki, o zingiz, kol ingizge bir de kitabı alayım, farzatlar izgen namuna bulayım. Korsun, ballar kitap okuyatken izi korsun. Ailede, hanalında ilim bulsun, marifet bulsun. Az yine kitap okuşurken, ilim okuşurken, aynısı din ilmini okuşurken hareket kireyim. Etkenimiz, bu din rövajlanırsa millet rövajlanır. Çünkü millet rövajlanırken vakti din rövajlanırken. Bizim rövajımız dinge bağlı. Din rövajlanırsa, adamlar ilimli olsa, adamlar halal olsa, adamlar pakize olsa millet rövajlanır. Terakkiyat eder. Terakkiyat şunda, yükseliş şunda. Müslümanın yükselişi fahleysin mi, yok mu? Dinge bağlı. Bizde aziz kıyandansa değil mi? Din bu. Biz hiç kimmesimiz de uzası. Allah da bitti, ben dersiniz. Lekin bizde aziz kıyandansa Allah'a bugün imanımız, bizde dinimiz. Şu dinde mahkem üşe edigen bulsak, dinde urgen edigen bulsak, biz hem aziz bulamız. Eğer dinde millet bir çekeye teşebbü edigen bulsa, millet har bulamız. Uzun aziz kıyandansasını bir çekeye teşebbü. Bizde azizliğimiz din bilen bağlı, dinde mahkeme işlesek millet rövajlanır. Dinde taşıyırken bulsak millet arkaya karıp gider. Dinde bağlı. Şunun için ilim okuşluk, kitap okuşluk, Kur'an okuşluk imkan kadar hareket kırıyor genizler. Hop, bu soru cevabı yakuniydi. İnşallah Hatmi Kur'an diyem yakunu kılamız. Hazır ahirge tasbih kaldı. Hatmi Kur'an'da yakunu adette iki kıl bulur. Kıb mescidlerde itibar kısak bizim adetimiz şuna geldi ki yani biz adamızca onçalık imesi diyor, yani Hatmi Kur'an yakunlanadı, 30 para Kur'an yakunlandı, Kulağızı bir Rabbin Nas surası okuldu, 30 para Kur'an yoldan okuldu, tügeli, tügegenden ki adeta sıfat boladı, maruza boladı, maruzadan ki Hatmi Kur'an'da duası bakışlanadı, Hatmi Kebir kılınadı. Şimdi yine bir halet var, Hatmi Kur'an tügeydi, Hatmi Kur'an tügegen zahatı dua kılınadı. Kayısı bir yaşlı ise ikincisi yaşlı değil. Hatmi Kur'an'da tügeyenlerken duanın ortası ki hatta maruzaya sığmaydı. Aş pişkenden yiyen yaşlı, soğukenden yiyiz kemiydi. Hatmi Kur'an tügeyen zahatı dua kılınken yaşlı. Şunun için tertibatımızı istedik otamızdan hazır. Ahirge tesbih. Ahirge tesbih. Hatmi Kur'an tügeydi, Kur'an tügeydi, Kur'an tügeyenlerken karakalarımızı iltimas kılamız. Hatmi Kur'an'da Kur'an okup dua kılıp bakışlar berişlerdi. Ondan ki bitti umumi dua kılamız. Duanı yaxsı azı. Yani kub Hatmi Kur'an'ları yaxatlaşkansız, kuramız. Falan için hakkı, fikir için hakkı işiz menajıdı, menajı golü uğrar. Yani melanlarının kıyayız bana bir icabat bulmuyordu. Dua icabat buluşun demek gerek. Hemen kalbi Allah'a bağlanış gerekti. Umumi ki buluş gerek. Şunun için azizler. Bitti Hatmi Kur'an'ın duası. Ondan ki cemaat hakkı. Siz azizlerde hakkı. Bitti dua kılamız. İnnehu aleyhüm billahi sudur bu gen zat. İnsanda kalbiden, benden kalbiden oturturken nersenden bile digen zat. Sizde kalbinizden, benim kalbimden, cemaat kalbiden ne mi oturturken nersen Allah bile. Cemaatten ne sorumluluk bugün izleyen bu da bilen. Şunun için kifaya kalan, bitti umumi dua kıladı. İltimas kılamız azizler, onun hakkıya, falan için hakkıya dua kıyanı, yani dua soramayalım. Bu adab. Melanlanıp kılınken dua Allah'a hem kereyemez, bizge hem kereyemez. İcabat bu nasıl yanık nersin? Bitti Hatmi Kur'an'da duası, bitti cemaat hakkıya, Kur'an kelamızı hakkıya dua kısak, şu bilen,
inşallah Rabbil alamin hatmi Kur'an'ımız nihayesi yeter azze. Şunlarla rahmet, Allah razı olsun hamdülillah, teqabbalna Allah. Anwar aka, evet. Qana chaqir.